Selam arkadaşlar. Bugün Agario'da bildiğim çoğu şeyi anlatma kararı aldım. Yani hileler olsun, taktikler olsun. Niye paylaşıyorum? Artık yani sıkıldım zaten, artık bir daha girmem herhalde. Yani girsem de artık herkeste hile olması daha iyi. Ki zaten paylaşmadığımda da hileler zaten yayılıyor. Yani çok da saklamaya gerek yok. Bildiğimiz çoğu şeyi paylaşalım. Yüzyıllardır herkesin aradığı eklenti. Bam, burada. Şimdi nereden başlasak? Yani o kadar çok şey var ki hangi birini göstereceğimi bilemiyorum. Aslında önce hileleri nereden buldum, nasıl yaptım, onlardan biraz bahsedeyim. Oyunun ilk oyunun hali nasıldı? Bir dakika. Bu. Oyun eskiden böyleydi. Yani J sesi diyelim. Bu şekildeydi. Böyle giriyordun. Zafer 2'de. Kodlar nasıldı? Kodlar bu JS kısmında bu şekildeydi. Burada Harola yoktu. JS yazıyor. Bu şekildeydi. Zoom'u ilk bulduğum şeyde Mad Max Zoom'uydu. Onu da nereden bulmuştum? Onu paylaştım zaten Discord'da. Bekle bakalım. Nerede? Burada. Zoom'u bulduğum tarih. Bu videodan bulmuştum. Bu videoda adam bu hilede Mad Max hilesini yapıştırıyor. Değeri kaçtı. Bir dakika. 0.10 diye girdi. İşte ben de sayı değerini değiştirmiştim. Girmiştim. Yani ne zaman paylaşmıştım? 2018'de. Yani bu ben zaten gördüğümde de yeniydi. 2018 yılında ben de görmüştüm. Yine az izlenme ama. Mad Max hilesi buradan bulmuştum. Sonradan konsola girdiğimde bir dakika. Zaten buraya Mad Max yazınca şeyler de çıkıyor. Diğerleri de çıkıyor. Mad Max, Mad Min deneyerek buldum diğerlerini. Mad Min, Mad Po falan. Ama onları çok kurcalamadım. Zaten onu bulduktan sonra orijinal Zoom'u da buldum. Ya yani orijinal Zoom'u biraz hani belki bir ay fark vardır. Onu nasıl bulmuştuk? Onu da YouTube'da bir tane hileci vardı. Ondan aldım. O da YouTube'a bakalım belki bulurum. Çok yıllar önce bulmuştum da. Yani adama yaptırdım daha doğrusu Zoom hilesini. Sonradan ben zaten kendim öğrendim bazı şeyleri hani nasıl yapılır diye falan. Bakalım adam yaşıyor mu? Evet, bundan almıştım. Acaba yorumlarım duruyor mu? Yorumlar duruyorsa onu gösterecektim de. Video bu arada bayağı uzun olabilir. Kendinize atlarsınız veya izlersiniz veya izlemezsiniz. Zaten bu da çok umda değil de. Öylesine paylaşayım dedim. Yani istesem paylaşmaya da bilirim. Belki benim gibi bazı mesela kodları öğrenir. Belki merak edenler vardır nasıl yapılır diye. Ben başta bu adamın yorumlarını bak burada yazmışım. Adama Teragar ve Z. Kaç yıl önce? 2 yıl önce yazmışım. Adamı kandırdım tabii. Demişim ki sana bağış yapacağım. Senin yardımına ihtiyacım var. O da demiş ki ben Zoom kodunu buldum. Aha burada. Demiş mesela. Zoom kodu burada. Tabii bunu bulduktan sonra ben biraz araştırdım bu neymiş diye. Sonra bana Drive'den bunu attı ama büyük ihtimalle kapatmıştır şu an. Aynen kapatmış. Bu link sadece benim görebileceğim şekilde paylaşmıştı. Video atmıştı nasıl yapılır diye bana göstermişti. Sonra yapmıştım. Nasıl yapılıyordu onu hemen göstereyim. İlk Zoom'dan bahsediyorum. İncele. Source. Bir. Burayı kapatıyordu. Sonra F5. Bu kapandığı için böyle oluyordu. Sonra buraya geliyor. Buradaki kodların hepsini kopyala. Sil. Ctrl V. Sonra bundan zoom değerini bul. Zoom değeri yaklaşık 300'lerdeydi. Burası zoom değeri. Burada mat yazıyor zaten. Şu an Harold'da yazılar okunuyor. Eskiden oyun skripti böyleydi. Hiç okumuyor mesela 0x bilmem ne 7x de bilmem ne. Buralar 0 0 ekleyince buraya 0 0 ekle.
0-0 CTRL-S. Sonra kapat. Play. Play. Bak. Aa, çalışmadı. Eskiden çalışıyordu. CTRL-S mi yapmadım acaba? CTRL-S yapmışım. Niye çalışmadı acaba? Eskiden çalışıyordu. Her neyse, bunlar geçmiş zaten. Bu şekilde yapılıyordu ilk Zoom. Ama şu an mesela Harulo'da benim hileleri yani geliştirmemin sebebi biraz da şey oldu. Mesela şu Harulo'da kodlar açık. Yani okunuyor. Az bir şey İngilizce bilen gider yapar yani. Burada mesela geldin aşağı 300'lere gelince burada mesela bunu zoom olduğunu görüyorsun. Yani zoom ile ilgili bir şey olduğunu görüyorsun. Sonra buradan değiştirebiliyorsun direkt. 0-0 ekleyip. Yani bu sayı değeri küçüldükçe zoom değeri artmış oluyor. CTRL-S. Gerçi ben şu an başka bir kod açık olduğu için hepsi çalışıyor. Bunu kapatmam lazım. Ya, bütün çalışmalarımı buraya kaydetmişim bu arada. Yani bu da Temper Monkey gibi bir şey. CTRL-A, CTRL-C. Bunu bir kapatayım. Nasıl yapılır? Bunu da indirebilirsiniz ama indirmenize gerek yok. Temper Monkey gibi çalışıyor da. Inivetik silelim. Dosya kaydet. Bir dakika yanlış yaptım. Tabii böyle canavar gibi yapıştırırsan olmaz. Olmaz. O yüzden bir dakika. Şuradan itibaren yapıştırmak gerekiyor. Dosya kaydet. Yani büyük ihtimalle çalışması lazım. Bir F5 atalım. Çalışmıyormuş. Ya da bir şey hata yaptım. Neyse buraya kopyalamak gerekiyor. Bu eklenti şey yapıyor. JavaScript şeyini enjekte ediyor yani, ya da değiştiriyor diyebiliriz. Aynı şey mantığı nasıl çalışıyor? Mesela source burada overrides'te az çok bilen varsa bunun gibi çalışıyor. Buradan aktif ediyorsun. Kod buraya geliyor, burada çalışıyor. Şu an zaten burada overrides açmış. Bunu kapat. Buna sonra geleyim. Nasıl anlatacağımı da artık bilemiyorum ama nereden başlayacağımı şaşırdım. Ben dur sıfırdan başlayalım. Diyelim ki oyun böyle olsun. Oyun zaten başlangıçta böyleydi. Sonra buraya geldim. Sonra buraya geldim. İlk zamanlar bu Harola ilk çıktığında buraya geldim. İşte denemeye başladım. Bir dakika, bu değil. Şurası. İlk orijinal bu şekilde açıldığında geldim buralara. Hatta hiç gelmedim. Buraya Ctrl F zoom yazdım. Zoom 1, zoom 2. Buradaymış mesela. Buraya 0 ekledik. Yani bunu ben buldum zaten. Buraya yazıp daha doğrusu yaptım diyelim. Sonra buraya zoom gelecek zaten. Bak zoom geldi. Sonra duvardı, diğer şeylerde hepsini böyle deneyip işte CTRL-S yapıyordum öncesinde. Bunu kapatalım. Çok sekme açtım ya. Bunu kapatalım. Neyse buraya geri geldik. Zoom'umuzu yaptık. Sonra ne vardı? Duvar vardı. Bir de reset vardı. Reset'i de şans eseri buldum. Geldim, ne yaptım? Orijinal script'i yapıştırayım da oradan anlatayım. Tüm çalışmalarım olduğu script burası. Şimdi reset yazınca çıkıyor muydu? Mesela bunu ben eklemişim. Bu iki slash koyunca açıklama oluyor. Buraya istediğin gibi ekleyebiliyorsun. Dört tuşu. Dört tuşunu eklemişim. Bu zaten orijinal kodda quit tuşu show overlies. Bu show connection kısmı yoktu. Bunu nasıl buldum? Geldim bu overlies'ı sildim zamanında. Sonra geldim bunları tek tek denedim. Burada dark teme zaten siyah teme demek. Show connection bağlantıyı göster demek. Bunu yaptım. ESC'ye bastım. Oyun şey yaptı. Bağlantıyı kesti. Bağlantıyı kesince artık
Resetleme tuşunu bulmuş oldum. Başta SCD'ydi. Sonra 4 tuşuna koydum. Tuşların kodları da zaten Google'da yazsan çıkıyor. JSK list yazarsa. Hangi tuş hangi şey oldu burada çıkıyor galiba. Mesela 4'e basarsan KS'si 52'ymiş mesela. Sonra buraya geliyorsun. KS 52 veya Case 52. Reset 4. ESC tuşu 27'ymiş. Overlies. Overlies şey oluyor. Bu oyunun ESC basarken normal çıkan isimli girdiğin şey çıkıyor. Sonra bulduğum diğer şey saydam. Yani zaten saydamı çoğu kişi biliyordu. Ben saydamı buraya koydum. Yani 1'e basınca set transparent yani saydam yapsın. True olması lazım. Yani aç saydamı açsın. True aç demek veya doğru demek. Eğer false yaparsan kapanır. Mesela burada false için yapmışım. Oyuna girdiğinde 1'e bastığında saydam olacak. True. Siyah tema olacak. Smooth olacak. Bir de skinleri kapatacak. Ya da açacak mı? True'ya yazmış. Aslında bu false olması lazım galiba. Dur bakalım. 1'e basınca ne oluyor? 1'e bastık. Hem siyah tema geldi hem saydam geldi. Chat kapanmadı. Mesela diyelim ki chat kapanmayı da ekleyelim. Çünkü ben chat'i normalde kapatıyorum. Chat'le ilgili bir şey var mı burada? Chat yazınca ne çıkıyor? Hide chat mi yazacağım? Ha, hide chat yazınca oluyormuş mesela galiba. Bir de ne yapalım? Bunun içine true falan yazalım. Belki olur. Tabi deniyorum hani ben de çok bir şey bildiğim söylenemez yani zaten. Hep deneye deneye. Benim bilgilerim çoğu genelde deneye deneye. Ceterlese. Ay ay. 1'e bastım. 2-1, 2-1 oldu. Bak şu an chat kendiliğinden gitti. Ama chat açılmıyor. Chat'i açmak için de mesela ne yapabiliriz? Buraya ne ekleyebiliriz? Hata verdi. Aa, daha önce eklemişim zaten burada. 2'de, 2'ye basınca chat'i kapatıyor. Set hide chat yapınca. Yani bunu buraya koymak daha mantıklı olurdu. Şuraya. Ceterlese. Bu niye çarpı koydu onu da anlamış değilim ama. Her neyse bunları deniyorsun buluyorsun. 2'ye basınca saydam açılıyor kapı. Açılıyor. Normalde saydam açmayı bilmiyordum. O açma da şeyden işte bu false ve true'ye ayarlıyor. False kapatıyor, true açıyor. Set hide chat. Chat'i gizle, doğru. True, doğru demek. False de yanlış demek. Case 50. Ben yine yanlarına açıklama yazıyorum. 2'ye basınca saydam kapat ve skin kapat. Zaten burada yazıyor az bir şey İngilizce bilen biliyor zaten. Kase 51. Kase 51 3 tuşudur. 3'e basınca ha bunları da şans eseri buldum. Geldim mesela bu kaselerin altına Speciate, split möplit bir şeyler yazdım. Ha Speciate de zaten izleme demek. Mesela 3'e basınca izleme direkt 3'e gidiyor. 3 defa Q'ya basmış gibi düşün. 3'e gidecek. 5'e basınca yani 4 ile 5'e direkt izleme 5'e gidecek. Bir videoda zaten çekmiştim şeyi. Hani tıklayarak izleme bilmem ne. O zaten montaj. Yakından bilenler bilir nasıl yaptığını falan. Şimdi mesela diyelim ki biri izleyeceğiz değil mi? 4Q. Bir dakika. Gitmiyor. 4-3 yapsan. 3'e mi gitti? 4-3. 4-3. O kadar hızlı basıyorum ki. 3 TR agar benzer mesela. 4-3. Bir daha TR. 4-5 yapınca. Tabii ben videoda biraz alıştırma yapmıştım. Tam tutturmuştum tıklamaları. Bu tıklayarak izleme aslında tuşlarla yapılıyor. 4 ile 5'e basıyordum. Karşılıya basıyordum. 4-5 karşılığı. 4-5 karşılığı. Gelmiyor şu an. Bilgisayar belki kasıyor. Belki ondandır. Bak geldi 5. Mesela 4-3 karşılığı. Yani TR agar vs 3'te değil mi? 4 ile 3'e basıyorum. Oo ya kimi gösteriyor bu? Bu adam 3'te mi ki? İzleme hızı değişiyor. 4, 3.
Karslı geldi zaten. Solo Türk mesela yine bu 5'te dur Döker Bey, Solo Türk 4 5. Bak gitti. Yine 5'e bak 5 bu oldu. Şu an 5'te. Her neyse bu tuşlarla izleme yani o tıklayarak izleme diye bir şey yok. Ben buradaki tuşlardan ayarlamışım kendimi. Space buraya bir tane koyarsam mesela tuşları ayarlarsın buraya. Ben sadece 3 ile 5'i yapmışım. Hani genelde 3'ü izliyorum bir de 1'i izliyorum. 1 zaten genelde kaymıyor 30 dakika falan. 4 Q yaptım mı geliyor birinci. Üçüncü izlemek için de 4 bağlantıyı kesiyor, şey yapıyor, reset tuşu. Ben 4'e koymuşum. Belki sizdeki ESC'dir. Bilmiyorum. En son sizle paylaştım hangisi. 3'e basınca direkt 3'e gidiyor. 5'e. Ha, bir de mesela diyelim ki 4, 3 yaptık ya. Nereye gitti? 3'e geldi. Döker Bey. Bir daha 3'e basınca Bacıskene gitmesi. Aa, buna geldi işte. Bu adam 6. 6. kimse ona gidiyor. Bak bacıya geldi. Üçer üçer atlıyor. Yani üçer üçer izliyor. Üçe üç 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 değiştiriyor. Beşle yapınca da beşer beşer değişiyor. Yani izleme. Önce beşi izliyor. Sonra onu sonra 15. Sonra tekrar beş. 15'ten sonra tekrar başa sarıyor izleme. Bu da böyle. Ama size lazım olan 4 ile 3. Yani 3 çok önemli. 3'ü büyütmeyeceksin zaten. Hani 3'ü büyütmedin mi zaten oyun sende. 1-2'yi alırsın. Bir de 3'ü. 3'ün mesela 3 kaydı mı direkt 4-3 yaparsan hemen hızlıca 3'ü izlersin. Kaymaz yani. Zaten 10 dakikada bir falan kayar 3. 5 böyle. Başka ne var? 6 tuşuna basınca pov zoom'u aktif olur. Mat pov zoom'unu bilen vardır. Belki fare tekerleği çalışmayan insanlar kullanıyor genelde. Ya da pov zoom'un da kendince space'leri farklı. Her zoom'un space'leri farklı. Pov zoom'unki de farklı. Yani F5 atayım ya bu oyun biraz F5 atınca böyle oluyor işte. Ama bunu buradan açarsak ya da açmayayım. Bir dakika. Video zaten uzun olacak arkadaşlar. 1,5 kat hızlandırıp izlersiniz zaten. Yani bize izleyip izleme de size kalmış tabii de. Sadece bu kodla ilgili hani böyle bazıları araştırıyor ya yorulmasın diye hayırıma paylaşıyorum. Kodlarla ilgili ben de hani başta çok da sevmiyordum hani böyle araştırayım ama sonra sardı. Yani araştırmak sardı. Benim ilk araştırdığım şeyler bu DevTools. İşte bu yazıyor işte. Öge'yi denetle falan. Baktığım şeyler de mesela böyle yazıyordum. DevTool. Belki siz de bakarsınız sonradan. Yazınca buraya geliyorsun. Bakayım burada bir şey var mı? Tutorial falan yazsam belki çıkar bir şeyler. Tabii ben düzgün yazamadım. Her neyse bu adam her boku biliyor. Mesela bu. Buradan bunun videolarını izleyin. Kendi çapınıza bilgi tabii hangi bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız onu araştırırsınız. Developer Tools'la ilgili. İngilizce de yapılıyor. Ama benim şu anki bilgilerim bence hepsine yeter. Yani fazla da bir şey bilmeye gerek yok. Kısa yollar. Mesela diyelim ki bir oyuna girdin, hile bulacaksın. Bom, buraya gel. Özellikle zoom hilesi için diyorum. Bir dakika bu TR nerede ya? O kadar çok script açtım ki, ya şey açtım ki kafamız karıştı. Tabii buraya atlarsınız artık. 6'ya basınca Matpow zoom'u aktif oluyormuş. Basalım hele. Nerede bu? Ben niye bu kadar çok sekme açtım? Kapatım da kafamız rahatlasın. Tamam, 6'ya basalım. Şu an aktif. Aa bak fare yakınlaşmıyor. Yani uçurdu zoom'u. Şu an yaklaşamıyorum. Zoom bozuldu tabii. 4 yapayım. Fare tekerleğini oynatamıyorum şu an. O yüzden F5 atacağım. Onu kendinize göre düzenlersiniz artık. Şey, Matpo zaten artık kimse kullanmıyor da. Yani belki kullananlar vardır. Bana göre şu an en işlevsel kodlar
Mad Max ile benim bu Harolo'da yaptığım şeyler. Bu arada bu güzel özel skripti size paylaşacağız. Bedavadan konacaksınız artık. Neyi burada yazmışız? 7 tuşuna basınca Mad Max Zoom'u aktif olur. Hani bunu buraya da koyayım. Yani Temper Monkey'den de ekleyebilirsin. Konsoldan da yapıştırıp şey yapabilirsin ama ben tuşa koymuşum. Mesela 7'ye basınca Max Zoom'u geldi. Bak isimler kapandı. Hem isimler kapandı hem de Zoom'umuz gitmedi. Hani bu ESC sorunu da buradan çıkmış oldu. Böyle at. İki Zoom bir arada. Şu an çift Zoom. Eskiden VS'lerde hep şey Mad Max Zoom'unu kullanıyordum. Çünkü ben bir eski bilgisayarım biraz kötüydü. Yani Mad Max Zoom'u hala bana göre en iyi Zoom'dur. Yani şu çift Zoom'la beraber. Yani. Çünkü diğer Zoom'da bazen kasma oluyor ama bu çift Zoom'da space'ler anlık ve double'lar tam oturuyor. Şeyde Mad Max'ta. İlk bulduğumda da zaten çok mutlu olmuştum. Diyordum bu ne lan, space'ler uçuyor, kasma yok bilmem ne. Ama o da çok kısa sürede zaten yayıldı. Ama yayılmadan önce bak ben, Reshow falan girdik mi bizi kimse indiremiyordu. Çünkü yani bayağı üstüne oynuyorduk. Reshow her yere double falan atıyordu eskiden. Bu arada biraz tabii oyun muhabbeti de yapacağım. Hani direkt hileyi alçak olamaz tabii. Şimdi oyunu bıraktığımıza göre biraz şeylerden de bahsedelim. Oyunda kim nasıldır, kim kraldır, kim dünyanın en iyisidir. Şimdi bana göre dünyanın diyormuşum. En iyi double atan kim? Ama bir anket yapsalar, tamam mı? En iyi double atan kim? Bana göre yani ben tarafsız baktığımı düşün. Tabii yine benim düşüncem ama insanların düşüncesi değişir. Bana göre Reshow. Tamam mı? En iyi double. Yani rakip de olsa, dost da olsa, bazen düşman, bazen rakip. Ben zaten çoğu arkadaşım öyle. Yani ya değişiyor duruma göre dostluk ve düşmanlık. O da neyden kaynaklanıyor? İşte o yeni arkadaşlar ediniyor. Ben yeni arkadaşlar ediyorum. Onun arkadaşı diyor o ben onu sevmiyorum. O da diyor ben onu sevmiyorum. Onunla bir de oynama bilmem ne. Aramız bozuluyor. Normalde ben zaten kimseyle onunla bununla aram bozuk değil yani. Zaten oyunu da zevkine oynuyor. O düşmanmış, şeymiş, küfür etmiş. Zaten biz Madbox'u bulduktan sonra chatler kapanıyordu. Ben, Reshow, diğer klan üyeleri falan chat kapalıydı. Kafamıza göre oynuyorduk. Kim küfür etmiş, kim şey yapmış umurumuzda değil yani. Hep herkes oyununa bakıyordu. Yani sonraki süreçte bazı şeyler oldu. Onlar da yani ufak şeyler. Yani ben zaten çok takmıyordum. Diğerleri de bence öyledir. Yani herkes kendi oyun zevkine bakmıştır. Öyle zannediyorum. Yani klan savaşları olsun, şeyler olsun, küfürler olsun. Yani belki oyun oynarken yine küfürler edilmiştir ama onu da zaten sinir diyoruz. Herkeste var o özellik. Yani bu agarıyı oynayıp da küfür etmeyen insan çok az vardır. Ben vardım. Ben de bozuldum zaten. Yani küfür herkes eder. O yüzden öyle. Double'ı kim iyi atar? Reshow. En iyi sekmeci kim iyi oynar? George. Yani bunlar tartışmaz. Yani benim gözümde başkalarına göre değişir de. En iyi taklayı kim atar? Bana göre ben. Tabii değişir. En iyi Z çizme. Böyle sağlı sollu vuruyorsun ya. Onu da bana göre Emre Bozdoğan yapıyor. O da bazen düşman, bazen dost sayılır. Yani Z'leri sağlam. Başka başka. Oyunda oyun savaşlar mesela bizim biraz geçmişten de bahsedelim. Klan savaşlarında mesela kim çok ön plana çıkıyordu? Mesela büyük VS'lerde ön plana çıkan insanlar olur. Hani genelde bizim eski savaşlarda. Onlardan beğendiğimi söylersek, yani kimi beğendiğimi söylersem eğer, biz bir ara girdik mesela, eğer bizim ekibimiz şeyle birleştiğinde ben, Emre Bozdoğan, Sero, Neşter, Özgür falan bir de OG ile beraber bu grup birleştikten sonra şeylerin şeyi bitti, yükselişi bitti. Reşolların şeyi.
Önceden çok yani darma duman ediyorlardı serveri. Ama gittim onların şeylerini biraz bozdum. Çünkü öyle olması gerekiyor. Diğer oyuncuları bayağı ezdiler zaten. Biraz da onlar kazansın. Yani Neştergil'in takımı kazansın. Ona hileli giriyordu. O zamanlar Neştergil'de şey yoktu. Zoom izleme bilmem ne bir şeyler yoktu. İzlemeyi falan Emre falan öğretmişti o zaman onlara. Diğer takla Zoom bilmem ne bazı şeyler de büyük ihtimalle ben öğretmişimdir. Veya bizle oynayarak öğrenmişlerdir. Sonra da zaten tüm oyuncuların yani oynama tarzı birbirine yaklaştı. Hani herkes pro sayılır artık benim gözümde. Yani bot oyuncu var mıdır bilmiyorum. Yani oyunu izleyip de mal gibi oynayan az kişi vardır. Yani TR oyuncularından bahsedersek. Bu sıralar zaten oyunun şeyi çıkmış zaten botlardan dolayı. Bunu ben yaptığımı düşünüyorsunuz, düşünüyorlar veya. Ama ben yapmadım şeyi. Botu yaymış bilmem ne diyorlar arkamdan. Öyle duyuyorum. Botu ben yaymadım. Bot nasıl yayıldı? Ben bir gün bot bende yoktu. Birisi basıyordu Agar Live'de. Ben dedim ki dur biraz araştırayım kim basıyor. TR'de basan yoktu bu arada. Basmışsa da ben görmemişim. Geldim. Ne yaptım biliyor musun? Buna bastım. Buna bastım. Buna bastım. Tabii adam skripti kaldırmış. Burada direkt adamın botu geldi. Tatsuya'nın bot şeyi. Botu buldum. Botu bulduktan sonra da zaten kimseye paylaşmadım. Sadece botu kullandım, video çektim. Dedim ki işte 300 bot, 500 bot bilmem ne bot basabiliyorum falan. Live'de bastım, Live'de de basıyorum. Hileyi linkini de atmam. Linkte fake link attım ya. Reklam falan koydum. Biraz öylesine. İnsanlar tıkladı boş. Sunucuya geldiler. İşte bot hilesi bilmem ne. Vermedim zaten kimseye. Sonrasında ben hala paylaşmamıştım. Sunucuya gittim şeyin. Benden sonra mesela bir iki hafta sonra baktım. Herkes artık şey botu basmaya başlamış. Hani ben vermemiştim. Yani bana göre kimler dağıttı? Mesela İnci'deki bazı oyuncular vardı. Onların çoğunda vardı. Yani isimler tam bilmiyorum ama Ava Gomez bilmem Resmez çoğunda vardı. Onlar bence verdi TR oyuncularına. TR oyuncularının çoğunda yoktu. Sonra baktım Taner bilmem o sunucuya gittim. O sunucuya zaten dolu TR oyuncusu vardı. Oraya girdim baktım herkes de var. Dedim neyse ben de kendi sunucumda paylaşayım artık. Diğer oyuncular da kullansın. Yani kısaca botu ben yaymadım. Zaten yayılmıştı yani. Adam Discord'da her yere paylaşıyordu. Tüm oyunculara da ulaştı. Ki zaten ben şu an paylaşmışım da ben paylaşmasaydım da zaten illa birisi gelip paylaşırdı hileyi. Yani videosunu falan paylaşırlardı. Herkes yine bu botu kullanırdı. Kendimizi akladığımıza göre hilelere devam etsek. Başka neden bahsetsek? Şimdi bu videoda bir zorundalık veya bir şey olmadığı için nedir? Her şeyi söylemedir, işte her şeyi paylaşacaksın bilmem ne olmadığı için ben kafama göre konuşuyorum tabii. O yüzden bazı yerleri kendinize atlarsınız. İlginizi çekmiyorsa sohbet falan. Mad Max kısmını da işte buraya eklemiştim. Bu arada bunu ilk bulduğumda insanlar götünü değil de kendini yırtıyordu. Yani buna ulaşmak için bu reset tuşu var ya. Çünkü bu reset tuşu demek yani sabitleme demek aslında. Direkt hızlıca izlemeyi geçişleri yapabiliyorsun. Opera'da kısa yol tuşları var. Ya onlar çoğu kişi biliyordur herhalde. Ben zaten geçmişte de biliyordum ama çok kullanmıyordum. Çünkü bende şey vardı. Auto hotkey şeyleri. Bu arada bana göre serverdaki auto hotkey ile ilgili bütün kodlar veya makrolar bilmem ne. Çoğu ya benden çıkmıştır ya da benden öğrenenler gitmişlerdir kendine göre space falan hazırlamıştır. Şimdi alt tab şey yapıyor işte. Chrome'da alt tab yapmak istiyorsan böyle bir script var. İçinde bu var. Bu alt tab yapıyor. Bunu da Discord'a paylaşırım. Yani bu var. Bu şey yapıyor. Sekmeler direkt alt tab yapıyor.
Bir tane daha paylaştığım vardı. O da şey, buradan buraya geçiyor. Bir tanesi buradan buraya geçiyor. Onu paylaştım zaten YouTube'da. Bu şu anki gösterdiğimde mesela bu sekmeyle bu sekmeyi arasındaki geçişi yapıyor. Yani operadaki 1-2 gibi. Operada sekmeleri ayarlayabiliyorsun. Mesela 1'e basınca buraya geliyor, 2'ye basınca buraya geliyor. Hatta açalım burayı. Operanın ayarları. Başka oyunlarda da tabii bunlar kullanılabilir. Ne var mesela? Nerede? Sekmeler üzerinde sağa geçin. Mesela ben buraya direkt R yapıyordum. Pardon, 4'e bastım. R yapınca bak geçiş yapıyor. Öyle. Yani iki sekme oynayan böyle oynayabilir. Sonra birinci sekmeye geç. Mesela izleme açanlar için burayı mesela 1 yapar. Sonra 2 yapar. Sonra burayı 3 yap. 3 yapar. Burayı 1 yapar. 1 2 3 3 tane izleme arka arkaya açar. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 basar, izler. Sonra 4 5 6 7 8 9 9 sekmeye kadar izleme açabilirsin. Tabii tercih meselesi. Burada ben başka bir şey daha gösterecektim de o nerede ya? Tabii bulursam gösteririz de. Ha, bu. Geç bağlam 1, geç bağlam 2. Bu ne? Mesela bu 1 olsun. Evet, değiştir. Bu da 2 olsun. Evet, değiştir. Mesela bu birinci sekme ya. TR olsun. TR olmadı tabii. Bu da B olsun. A ile B değil mi? Buraya gel. Bunu çek. 1, 2, 1, 2. Ya değiştir de bu niye buraya yazdı? Belki de o ile oyun açmam gerekiyor. Bu Agar'ı tube, bu da Agarz olsun. Şunları ayıralım. 1 bir dakika. 1 2 2'ye niye gelmiyorsun dostum? Geliyor da buraya geliyor. Bu hangi sekme? Allah Allah. Bir, iki buraya gelecek değil mi? O zaman bunu agarz yapacağız. Oynaya da basmam lazım. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bak gidiyor, bu sekmeye gidiyor. A sekmesine geliyor. İki sekmesi de bu. Ve bunda bir oyun yapayım. Yani ya of, burada script koymuşum diye 1-2 diye değişmiyor. Hani saydam falan açıyor. Başka bir oyuna girmem gerekiyor. Ne, bu da mı agarsız olsun? Bak TR agars, TR agars, TR agars. Yani iki bağımsız sekme arasında geçiş yapıyor. Yani buradan buraya geçiyor. Yani aynı şey gibi, bu buradaki script gibi. Ama yani direkt ayarlardan bunu ayarlıyorsun 1-2. Ama bana göre çok da işe yaramıyor. Çünkü bu daha iyi. Bunda şey. Bunda daha rahat yapıyorsun. R. Direkt alt tab yapıyor. Yani alt tab yaptığı için diğer mesela kodlarla karışmıyor. Mesela az önce TR'ye girdim. 1-2 yapıyorum. Gidip saydam maydam açıyor. Geçiş yapmıyor. Geçiş yapması için bunun olması lazım. Alt tab yapan. Her neyse, bu da böyle. Bitti mi? Bitmedi. Mesela bir siteye girdin, tamam mı? Mesela ben şu an bu oyunu oynuyorum. Böyle. Bu oyunun hilesine bakacağım ve scriptlerini arayacağım. Grisfog'dan, oradan buradan. Buraya basıyorum. Bu siteye özel scriptleri bul. Tabii bu Türkçe için. Türkçe'de kimse bir şey yazmadığı için bir şey çıkmıyor. Tüm dillere bas. Buradan gelsin sana. Bu normalde zoom hilesi. Bu bilmem altın hilesi. Bu minimap hilesi. Bilmem ne. Sonra TR'ye gir. TR agar bz. Buraya bas. Buraya bas. Tüm dillerdekini göster. Benim script'i de bu ara silmişler herhalde. Benim bir tane script'im vardı. Kim silmiş ya? Niye gözükmüyor acaba? Bir dakika. Biz de kendi çapımızda bir tane script ekledik de adamlar silmiş herhalde. Basınca çıkıyor mu? Aa, çıkıyormuş.
Ama beni buraya yönlendirmedi. Yönlendirmesi için buradan mı girmem gerekiyor acaba? Beni oraya yönlendirmesi lazım. Allah Allah. Normalde benim skriplerimin de hepsi çıkması lazım. Ama Agar Live'den yapalım, deneyelim. Belki de sadece Agar Live için paylaştığım için öyle. Agar Live, buraya bas, buraya bas. Ve geldi. Mesela ben max zoom'unu paylaştım burada. 25 kişi indirmiş. O zoom'unu paylaştım, bir de min zoom'unu paylaştım. Diğer şeyleri de paylaşırım da bu siteyi niye paylaşayım ki? Zaten bir işe yaramıyor bu site. Türkler de zaten burada pek bir şey paylaşmıyor. Kendine. Yani birisi bir hile buldu mu niye paylaşsın ki yani? Ya benim işim gücüm artık şey yapmadığı için hani oyunda çok şeyinde olmadığı için artık rahatça paylaşabiliyorum. Her neyse. Bitti mi bitti mi bitti mi bakalım başka ne var. Agar Live'deki hilelerle ilgili yani zoom'u göstereyim nasıl yapılıyor diye. Ama göstereyim mi? Dur gösterelim bak. Buraya gel. Bak Agar Live'ye başladım, zoom'u bulma süreme bak. Nasıl buldum hemen. Konsol, source, bilmem ne. Buraları kurcalamadım tabii ki de fazla. Nerede bu şey ya? Buradan mı giriyordu? Ha, şuradaymış. Şu event listener. Buraya geleceksin. Buraya resize. Resize tekrar boyutlandır demek. Yani buraya basınca sen nereye yönlendiriyor? Buraya yönlendiriyor. Ya şimdi ben bu kodların ne anlama geldiğini az çok tahmin edebiliyorum çünkü TR'deki şeyle biraz benzerler. Yani mesela burada min zoom'u var. 0.4 bak burada yazmış hatta min. Pov zoom'u var bilmem ne. Buradaki sayıları değiştirince zoom oluyor. 0.4 ya. Tabii nasıl değiştireceksin? Burada direkt değiştirme olmuyor. Onu da overridge'den yapabiliyorsun. Onu da aslında bunu da ben pek bilmiyordum da. Bir adet kişi gösterdi. Ben de sonra biraz kurcaladım. Normalde ben böyle yapmıyordum. Ben başka şekilde yapıyordum ama bu şekilde yapmak daha basit oluyor. Buraya bir sürü çalışma eklemişim. Teragarli ve bilmem ne. Yeşil duvar, normal zoom, koyu yeşil bilmem ne. Bunlar bir sürü şey var. Belki bunları da paylaşırım. Ki artık kurcalamıyorum. Artık kurcalamak size düşmüş. Yani overrides üzerinden siteleri denemeler yaparsınız. Mesela diyelim ki hiçbir şey bilmiyoruz. Buraya zoom ekleyeceğiz. Agar Live'e. İncele. Source. Source'a geldik. Tabii ben daha önce yaptığım için kesin burada hazır bir şeyler gelir de. Geldi mi bir şeyler acaba? Böyle yapsak. Help for overrides. Bastıktan sonra. Bastıktan sonra. Böyle yapıyoruz. Yeterli. Hatta dur bu değişiyor mu? Ha değişiyormuş. Tamam böyle değişiyormuş demek ki. Burada şimdi biz zoom'u bulacağız değil mi? Genelde zoom 300'lerde olur. Aa buradaymış. Mat yazıyor. Zaten mat yazınca genelde haritayla ilgili şeyler çıkıyor. Bu 0.5'miş büyük ihtimalle. Öyle midir acaba? Pardon, o zoom değilmiş. Buymuş. Met Pov yazıyor bak. Well Delta yazıyor. Fare ile ilgili bir şey bu. Oyunun orijinal zoom'u 0.05'miş. Burada da ayrı bir değer var. Buraya 2.0 ekle. Buraya 2.0 ekle. CTRL-S'e. Oyuna gel. Bom, bom, bom. Ve çalışmadı. F5 at. Play. Ve gene çalışmadı. Başarısız olduk. Acaba niye? Acaba niye? Acaba. Nasıl yaptığımı unuttum anasını artık. Yani. Çünkü ben böyle çalışmıyorum. Kendi yöntemimi göstereyim ya. Ben normalde böyle çalışmıyorum. Ben hani o zoom'u 0.0 ekleniyor ya. Mesela buralara 0.0 ekleniyor ya.
Ben direkt koydum buraya. Ben bunu kullanıyorum. Bu JS direkt sitenin içerisine aktarıyor. Zaten burada hazır var. Bunun içine koymuşum. Daha fazla şey de eklenir de. Bunun içerisinde zaten zoom var. Bunu buradan aktif edince zaten. Hatta belki de bu aktif mi? Yok, aktif değil. Aa, pardon. Agar Live'de bu o veride şeyi çalışmıyor. Agar YouTube'de çalışır. Bu arada her sizde direkt çalışmıyor yani. Agar YouTube'de çalışıyor. Bak zoom nasıl oldu. Hemen. Bu zoom'u yapan bu script tabii. Bunun içine koymuşum ama bunu kapatalım. F5 atalım. Yani Tamper Monkey'i içine koyunca da çalışıyor galiba ama şu anlık hani benim baktığıma göre en sağlam override kısmı yapıyor bu şeyleri. İşlemleri daha hızlı yapıyor. Daha doğrusu. Bakalım ne olacak. Bir zoom'a tekrar gelelim hele ne olacak. Çalışacak mı acaba? 1-2. 1-2. Yeterlese. Şey değişiyor mu? F5. Neden olmuyorsun? Neden olmuyorsun? Bir şey hatalı mı yapıyorum acaba ya? Anasını satayım bunlar. Buradaymış. Buradan değiştirmek gerekiyor. Galiba. Bakalım buradan değiştirince olacak mı? Zaten değiştirmişiz. Kafam o kadar şey ki yani karışık ki. Burayı anlatamadım anasını. Neyse siz kurcalarsınız, öğrenirsiniz bir şekilde. Her şeyi de bizden beklemeyin. Overrides, Moverrides yazın öğrenirsiniz. Ben daha önce yapmışım da bir sürü şey eklemişim de. Bunlar direkt kopyalayıp yapıştırınca çalışıyor hepsi. Ya oraya koymasan bile buraya koysan direkt çalışıyor. Ben buraya koyduğum için çoğunu yani Tera Agar bezede birkaç tane böyle hepsini içine koymuşum bunların içine. Açınca direkt çalışıyor zaten. Overrides'le uğraşmıyorum ama siz orayı belki uğraşırsınız diye gösterecektim de. Kendim de belki kullanmayı bilmiyorum diye gösteremedim. Oo yaş ne kaldı? Ne kaldı? Z kaldı. Z. Hop. Bu Z'nin içinde bu var. Space basınca. Space basınca bir tane space atıyor. İkinci space'i 200 milisaniye bekliyor. Sonra atıyor. Yani bu 200 milisaniyede fareye yön vermeni bekliyor. Ben 200 milisaniye yapmışım. Başkaları farklı şeyler de yapabilir. 150 de yapabilir, 70 de yapabilir mesela. Açtık, D'ye bastım, bom. Yani şu an küçüğüm diye pek etkili olmadı ama büyüyünce mesela Z'leri daha güzel çiziyor. Direkt çiziyor. Mesela adam mesela bu mavi olsun bakalım. Yedi gördün mü? Mavi yemi yiyebildim yani. Biraz büyük olsaydım daha iyi gösterirdim de. Mesela yeşil, buradaki yeşil yemi yiyeceğim değil mi? 7 mesela. Öyle yani. 200 idealdir bana göre. Daha da düşürebilirsiniz. Şeyi 150'ye falan indirebilirsiniz ama bana göre 200 yeterli. Her neyse bu da bitti. Ne kaldı? Cahil olmayın, bir tane de reklam engelleyici indirin. Yani insanlara para kazandırmayın. Agar Live'den mal gibi diyorsunuz reklam çıkıyor. Abone indirin. Bu ne eklensin? Şey yapıyor. Resim alıyor. Bu boş bir şey. Yani boş. Anlatmaya gerek yok. Bu kadar. Yani başka bahsetmediğim bir şey kaldı mı diye düşünüyorum ama
Başka bahsedeceğim bir şey var mıdır acaba? Büyük ihtimalle anlatacağım şeyler bitti. Ama zaten daha varsa da ben bildiklerim şimdilik bu kadar. Aklıma gelince bazı kısımları da sonra yazarım. Discord'da veya YouTube'da falan yorum olarak. Oyun sohbetine gelirsek biraz oyun sohbeti yapabiliriz. Bana diyorlar ki özel mod özel modda niye video çekiyorsun? Oğlum şu an ya da biraz ondan sonra şimdi laflarımızı yedek durdur. Şimdi özel modda niye video çekiyoruz? Özel mod bir kere şu an en iyi server bana göre özel mod. Yani ben çok da sevdiğim söylenemez ama diğer serverlara bakarsa mesela Agar, Inci, Agar, bakarsan Agar FF3'ü iyi. TR'de artık Türkiye yani bot basıldığı için kötü. Özel mod gene iyi. En iyi oyuncular yani bana göre yani diğer hani tam diğer serverlarda oynarsın ama bu TR'de oynanan zevk hiçbirinde yoktur. Düşünüyorum. Şimdi şöyle. Agarz'da gidiyorsun, dikeni kasıyorsun, adam gidiyor gold basıyor, şey yapıyor, seni geçiyor. Hani Agarz. O yüzden orada bir ne yetenek var, ne bir şey var. Çok saçma bir server bana göre. Zaten hiçbir zaman çok az oynamışım. Oynamışsam da yani az oynamışım. Diken kasma şey. Şey de öyle, inci de öyle. Dikeni kas, bilmem ne yetenek yok. Ama özel mod bir oyuncunun yetişebileceği en iyi yer olabilir. Çünkü hem Spacer seri hem hayvan gibi rakipler var. TR oyuncuları da zaten bana göre en sağlam oyuncular hepsi TR oyunculardır. Çünkü en eski zamanda da bu böyleydi. En büyük savaşlar hep burada oluyordu. Diğer serverlarda da belki savaşlar dönmüştür ama burası kadar şiddetli olmamıştır. Yani buradaki savaşlar birisi kazansa bir şey. Eskiden insanlar küfür ediyor, kendilerini yıkıyordu, parçalıyordu. Ama diğer serverlarda hani oynuyorsun, aldın, ya zaten golden var, bilmem dikeni kasarsın, alırsın, bilmem ne. O da şiddetli savaşlar olmadı bana göre. Tabi bunlar hep benim fikrim tabi tartışılır da yine de ben ağzıma geleni söyleyeyim. Özel modda space hızlı öğrenirsin. Hızlı oyunculuk öğrenirsin. Takla, space, bilmem ne, serilik. Her şey burada öğrenilir zaten. Başka TR niye çok iyi? Bir kere hem yani sadece TR'nin en kötü özelliği ne olabilir? Oyundan atıyor. Oyundan da atmazsa yani TR'de en iyi agarıyor server'ı diyebiliriz yani. Çünkü yani sadece tek problemi o. Başka problemi de yok yani. Çok sağlam oyun zaten. Kendini besleme açısından olsun, space'ler olsun, şeyler olsun, insanlara zevk veriyor. Ama Agarly ve şey olsun. Mesela Agarly ve de space atıyorsun bazen geç gidiyor. Madmax zoom'u olmasa çoğu oyuncu çöp gibi oynayacak orada. Bence yani. Belki çoğu oyuncu da ben Madmax zoom'u kullanıyordur orada. O yüzden iyi oynuyordur. Yani space'leri seri ise şey ise demek ki Madmax kullanıyor. Çünkü normalde oranın space'leri şeyi oyunu biraz şey kasıyor. Özellikle virüs bomb oynayanlar varsa Agarly ve de falan fark etmiştir zaten. Neden TR oyuncuları diğer oyunculardan daha iyi? Çünkü burada geçmişte çok büyük klan savaşları oldu. Kürt-Türk savaşları oldu. 40-50 yaşında adamlar oynadı. O yüzden bu serverin namı her zaman yükseklerde yani. Yani sonradan zaten çocuklar mocuklar oynamaya başladı da yine de büyük savaşlar hep buradaydı işte. O yüzden yani büyük savaşlar döndüğü için bütün oyuncular mesela en iyisini öğrenmeye çalıştılar ve yani hatasız oynamaya çalıştılar. Çünkü hata yapan da burada çok küfür ediyorlar zaten. Yani hatasız oynarsan senin ağzın her yerden küfür ederler işte. Öyle yani. Agars, Inci, hani bunlar boş serverlar. Ya oynarım ama boş. Haritayı orada o serverda haritayı tutuyorsun, oyun puan erimiyor. Yani ben orada oyunu alsam zaten kimse beni deviremez. Yani boş bir yer. TR'de yine şey oluyor. Savaşlar dönüyor. Puan hızlı eriyor. Bilmem ne oluyor. 10 vs 10 oluyor. Ama mesela diyelim ki İnci'de diğer serverda 10 vs 10 8 vs 8 olmaz. Çünkü harita alan zaten direkt
Direkt alıyor yani. Haritanın komplesini alıyor. Adam büyüyecek alan kalmıyor. Yani TRT de aslında bu şekilde ama TRT sağlam oyuncular olunca mesela bot oyuncular 8'li harita otursa devreşsin. Orta halli oyuncu otursa yine 8'liye 4'liye haritaya kaplasalar gene indirsin ufak bir boşluktan. Çünkü yetenek çok konuşuyor. İlk sesli videom olduğu için tabii ben konudan konuya da atlamış olabilirim. Uzun da olabilmiş olabilir. Tekrar belirteyim. Yeterli mi acaba? Biraz düşüneyim bakayım. Söylemediğim bir şey kaldı mı diye. Bu bendeki scriptler olsun, hileler olsun, bilmem ne olsun. Bunlar çoğunu büyük ihtimalle Discord'da paylaşırım. Yani gelip almak isterseniz alırsınız. Ha, Discord'da da çok bir şey yok yani böyle korkmayın yani gelebilirsiniz. Geliyorsunuz, çakıyorsunuz, bilmem ne, bir şeyler yapıyorsunuz. Aslında hani bu Discord bu şeyler de umurumda değil de. Ara sıra işte canım sıkılıyor. Bir de bu diğer oyunda biraz iyi oynuyorum veya bir şeyler oldu. Videomu falan izliyorlar. Ben de arada bu oyun için video çekeyim. Yani bu oyunu da çok sevdiğim söylenemez. Zaten velet oyunu bu da. Yani balon oyunu. Boş oyunlar işte. Burada takılıyoruz. Gelebilirsiniz. Temiz oynarız farklı oyunlarda. Yani diğer beni sevmeyen oyuncular vardır. Yani büyük ihtimalle ben tanımıyordur da. Yani tanımak isteyen olabilir veya oynamak isteyen farklı oyunlarda oynayabiliriz, takılabiliriz. Yani zamanım varsa oynarım. Yani açıyorum yani. Farklı oyunlarda belki oyunculara ihtiyaç duyarsınız veya farklı oyunlar dedim mesela iyi oyunları olur hani benzer oyunlar. Gelip yardım ederiz veya sohbet için de gelinebilir. Discord'umuzun da reklamını yapalım. Yani çok da bir şey yok Discord'da zaten de. Sadece yabancılar burada arada sırada kandırıyoruz. Öyle. Hayır. O kadar. Bir de bazı cahiller için söyleyeyim. Geliyorlar Discord'a diyor bu hile yok bu hile yok. Ben zaten hileyi yani çok da umurumda değil hani hileyi vereyim şey yapayım da. Öylesine demişim ki işte hile almak için şey yapman lazım. Rol alman gerekiyor. Adam bilmiyor geri çıkıyor. Yani biraz beklemesi lazım hani rolü vermem için. Şimdilik sadece ben rolleri veriyorum hani odaları görmek için. Bu ateşli odalarda genelde rol gerektiriyor hani görmek için. Diğer oyunlarda da böyle. Bu kadar şimdilik. Zaten uzun bir video oldu. Video oldu. Görüşmek üzere. Bitti bu kadar. Bazı yerleri anlatmadığımı fark ettim. Oraları da anlatayım da bitsin. Burayı anlatmamışım. Bunun içinde bu var. Yani bu makro. Makroda şeyler var. İşte eksiye basınca 2000'de şey yapıyor. Bunu başka bir oyun için yapmışım. Yani bu Agar ile alakası değil. Yok galiba. Aynen bu Agar ile alakası yok. Ama yan makrosunu da bu şekilde ayarlayabilirsin. 2000. Mesela eksiye basınca başlıyor. Loop 2000. Loop demek kaç defa tekrarlasın demek galiba. Öyle bir şey. 2000 tane. Send 1-2, 1-2. Send gönder demek. Ve gönder. Mesela 2000 tane ve gönder. Kaç saniyede bir atsın? 10 milisaniye. Bu milisaniyedir. Saniye değil. 10 milisaniyede bir ve atacak. L CTRL yani left CTRL sol alttaki CTRL'ye basınca da duruyor. Hatta buraya S yapınca da ben genelde S yapıyorum. Suspend midir nedir? Suspend oluyor. Burada video açık mı? Açıkmış. Ama buradan da zaten suspend yapabiliyorsun. Suspend demek yani kodu sustur gibi bir şey yani çalıştırma. Bekle bir şey yazacağım gibi anlamına geliyor. Mesela makro açıkken hani yazamıyorsun ya. Eskiden bizim makroyu kullananlar B harfini basamıyordu. Hatta bizim kuranda mesela bir rol vardı. Bir hepimiz pirol derdik ona. Çünkü başlatma tuşunu B yapmıştık. Yani buraya
B yapmıştı. Benim en eski makrom. B'ye basınca makro başlıyordu. Q'ya basınca da başta durdur. Şey, pause. Mesela buraya da Q yapmıştık. Evet, şöyle. Mesela bunu bir yapalım. Kaydet yapalım. Nasıl olmuş? Bom bom. Başlata basacağım. V basıyor. Q'ya basınca durdu. Q basıyor. Q basıyor. Dur. Yani tek tuşa basınca AutoCAD farkı ne? Tamper Monkey'de tuşa ikide bir basman gerekiyor. Ama burada mesela çay içiyorsun, yemek yiyorsun bilmem ne. Yani ben de oynayan biliyor zaten. Ben de bir yemek yerken bu arayı böyle tutuyorum. Şu an bir herhangi bir tuşa basmıyorum bu arada. Q makrosu açıp kendi kendine yemek kasıyor. Böyle yani. Bu makro da böyle. Bu yem makrosu o zamanlar çok büyük bir hileydi. Çünkü oyuncular sadece makro kullanıyordu. Zoom, bilmem ne, diğer izleme falan hileleri yoktu. Ya varsa da az kullanan vardı. Şu sürekli pencere neymiş? A'ya bas. Always on top. Bakalım ne yapacak bu. Açıldı mı bu? Bu neydi biliyor musun? Bekle. TR. Buraya geldik. Böyle yaptık. Böyle. Böyle. A'ya bastım. Böyle yaptım. Aa, çalışmıyor. Of of of. Aa. Aa. Normalde hani bunu koymuştum da şu an belki yanlış kodlamışım veya yanlış yazmışım. A'ya basınca bu sekmeyle bu sekme bu ekranı buraya sabitliyor. Acaba o programın ismi neydi ya? Topos muydu? Topmos muydu? Neydi? Öyle bir şey. Ya ismini unuttum ama zaten bir işe de yaramıyor. Oyundayken mesela oyundasın ya, izlemeyi koyup izlemeyi mesela buraya koyabiliyorsun ve izleme şey hem oynarken bu buradan kaymıyor. Mesela fare basınca bu kayboluyor ya. O onu engelliyordu. Kaybetmiyordu işte. Ama çok önemli değil şey. Artık onun devri geçti yani. Bunları anlatmamıştım. Bunlar da bitti. Başka anlatmadığım kısımlar mesela bir dakika şunu bir komple yine bir alayım. Bahsetmediğim yerler varsa tek tek hemen hızlıca bakayım. Çünkü konuşurken bazı yerleri atlamışım. Mesela şuna sıfır oyun, tamam mı? İncele. Source. Buraya. Element. Neredesin ya? 10 saat seni mi bulacağım? Benim eklediğim şeyler genelde bir dakika slash yapınca çıkıyor mu çoğu şey? Aa, çok varmış slash. Bayağı varmış. O zaman tek tek aşağı inip eklediğim şeylere bakabiliriz. Bu eject must yani şey yemliyor. Galiba bu tuşla değiştirebilirsin. Q'ya basınca izleme değiştiriyor. İzlemeyi değiştirdiği için mesela bu kasayı değiştirirsen başka bir tuşa da atayabilirsin. Mesela diyelim ki kasa 81 ya 64 yaparsın veya başka bir şey yaparsın. İzleme Q ile değil de mesela başka tuşla T ile, R ile, M ile, fare ile veya ne bileyim kafana göre değiştirebilirsin. Split bu sıfırca tuşu bunu değiştirebilirsin. Mesela bunu fare tuşuna ekleyebilirsin ama ben onları genelde şeyden yapıyorum. Yine AutoHotKey'den yapıyorum. AutoHotKey mesela AutoHotKey'den space'i fareye bağlıyorum. Fareye basınca space atıyor. Ama Tamper Monkey'de de hazır makrolar zaten var. Hani sitelerde orada burada ararsanız bulursunuz. Space makroları farede olan çok var. Fare çift basınca double atıyor falan. Öyle şeyler var. Yani ele alışanlar için iyi. Mesela double'ı mesela adamın üstüne götürüyorsun. Tatak yapıyorsun. Hemen hızlıca gidiyor kafasına vuruyor. Double'ı fareye koymak iyi olabilir. Ben farem çok şey olmadığı için çok güzel bir fare olmadığı için kullanmıyorum ama faresi mesela 5 tuşlu olanlar var. Onlar bu makroları ekleyebilirler. Başka bunu bahsettim, bunu bahsettim, bunu bahsettim. Başka, başka, başka. Aşağı gelelim. Benim eklediğim bir şey var mı? Ay ay ay. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Canvaslı zoom. Canvaslı zoom ne demek? Bu oyunun kanvasını yani 1080 1920'ymiş. Bunu uzaklaştırıyor. Deneyebilirsiniz ama bunun double'ları sanki iyi değil bana göre yani.
Yani bu sayı değerlerini biraz artırırsanız, mesela 0'a 0 koyarsanız ceterlese ne oluyor? Daha da uzaklaşıyor ama bunun spaceleri, bu zoomların hepsinin spaceleri farklı. Artık siz denersiniz. Bana göre, ben şu an bitirmişim de kafama göre yaptım bir tane. Şu anki zoom iyi yani. Bu değerlerle o yüzden oynamıyorum. Hani daha önce oynamıştım, denemiştim. Siz de yine deneyebilirsiniz. Daha önce deneyip kurcaladığım yerler. Mesela bu 64 buraya ekle, burayı oynayınca 624 yapınca matmin değeri değişiyor ve zoom spaceleri farklı gidiyor. Burayı 20 yapınca zoom spaceleri farklı gidiyor. Mesela bak 20 yaptım ya, spaceler nasıl gidiyor? Yakınlaşma, uzaklaşma çok farklı. Tabii bunu siz değiştirince fark edersiniz ki kendinize değiştirin, kendinize deneyin burayı. 29 bilmem ne, bu sayılarla oynayın. Bunlar hepsi zoom. Bunlar zoom değerleri. Bunlar zoom değerleri. 3 farklı zoom var. Oynayabilirsiniz. FPS ilesi buymuş. Burası 5'miş. Aa, bunu böyle arttıralım. Bu ne oluyor? Bak, 130 bin oldu. Şimdi biz hileciyiz ya. Bunu tabii ki de fazla yapacağız diyeceğiz. Bu adamın bilgisayar hayvan gibi diyeceğiz. Oo, 1 milyon FPS alıyor. Bu adam bu oyunu niye oynuyor diyorlar. Her neyse, bunlar hep gösteriş, bir işe yaramıyor. Evet, bunu yazmışız zaten. Başka bakalım ne var buralarda. Bu var ya, şu Daktame. Yani buna 1'e basınca bu ya tema yapıyor. Bu sayı değerlerini değiştirince tema ekleniyor galiba. Acaba baksak mı buna? Bakalım isterseniz. Element. Ben rengi nereden alıyordum? Buralardan bir yere, mesela buna basalım. Şu mu? Kırmızı mı? Kırmızının kodu buymuş. Yeterli. C. Sonra. Sonra bunu ben buraya koymaz mıyım? Bom. Yeterli S demez miyim? Derim. Sonra oyuna 1'e basarsam bir şey oluyor mu? 2'ye basarsam bir şey oluyor mu? Olmuyor. Demek ki bu değmiş. Sonra gidip bulurum. Ben daha önce denediğim için hepsini not almamışım. Ama bunlar tema ile ilgili. Bunları değiştirince tema değişiyor. Bu satır olmasa da hangi satır olduğunu şu an aklıma gelmiyor. Ya da yanlış denemiş olabilirim ama genelde çalışıyorlar. Aa, Duvar Jehro. Mesela Duvar Jehro kaçıncı satırmış? 1260 76. Bunu arttırıyoruz. Ve duvara bak, bu nasıl bir duvar? Şimdi aklımda deli sorular. Şimdi ben bunu tema olarak da yapabilirim. Mesela duvarı full büyütürüm, olur sana tema. Al sana tema, anasını satayım. Ah. Ah. Al sana yeşil tema. Yani bunlar Amerikan oyunları. Galiba bu da şey, duvar rengi büyük ihtimalle. Yani öyle zannediyorum. Bunlar ne? Bunları kurcalayın işte kendinize. Her şeyi ben mi öğreteceğiz? Aa, bu global alfa ile ilgili şeyleri hep kurcalayın. Genelde değişik şeyler çıkabiliyor. Başka hileci ne yapmış? Draw leaderboard. Bunları ben yazmamışım tabii ki de. Gelelim, gelelim, gelelim. Bunlar ne ya? Burada da renk şeyleri var da kim bilir bu neyin rengidir. İşte bunları değiştireceksin. Bunlar renk şeyleri. Yani. Aa, galiba bu şey yapıyor. Nedir? Temayı değiştiren kod bu galiba. Bakalım. CTRL-V, CTRL-S. 1'e bas. Aa, bu ne lan? Her neyse, bunları kurcalayacaksın. Bro, ben kurcalamam artık bunları. Buraları kurcala. Bunlar renkle ilgili şeyler. Default tema, pembe tema, yeşil tema, bilmem ne adam yazmış mesela. Gelelim aşağı, başka bizim işimize yarayacak bir şey var mı? Bunlar ne? Bunlar mesela aslında burada ben daha önce burada denememiştim de. Mesela şu Dark Dame False demiş. Bunu True'ye yapınca F5 attığında bu direkt siyah temayla oyuna başlıyor. Ama mesela bunları yaptıktan sonra bu kode injektör şeyinin içine koyacaksın. Misal ya, tek tek yapalım hadi. Mesela bunu True'ye yapsan. Sonra başka neyi True'ye yapalım? Hadi bunu True'ye yapalım. Yani F5 attığında bunlar direkt hazır olarak gelecek.
False demiş. Bunu da true'ye yapalım. Ceterla, ceterlece. Daha vardı. Diğerlerini daha true muru yapmadım. Ama şuraya bunun içine mi koysam? Bunu bozmak istemiyorum. Başka teragar beze var mı? Yokmuş. Yeni bir tane ekleyelim. Böyle teragar beze böyle böyle. Bunu da buraya eklesek. Bundan sonra save desek. Sonra bunu F5 atarsak ne olur acaba? Peki bu açık mı? Açıkmış. Peki. Oldu mu? Olmadı. Her zamanki gibi bütün hileler çalışmıyor. Bugün zaten niye ki videodayım? Hiçbir hile düzgün çalışmıyor ya. Çünkü ayarlarla çok oynadım. Burada kesin çarpım marpı var. Her neyse o işe yarıyor. Ayrı bir şekilde denerseniz olur. O kadar çok şey yani karıştırmışım ki artık çalışmıyor. Ki zaten çalışsa da çok da önemli bir şey değil işte. Oralarda kurcalarsınız hani bunlar da iyi şeyler. Gelelim 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 gelelim. Burada neler varmış ya. Bu işte F5 atarken mesela oyuna girdiğinde chat'i kapatsın, chat'i açsın bilmem ne o tür şeyler. Burada başka işimize yarayan. Bitti herhalde ya. Bir de bu var 120'ye basınca. Bu da oyunun spaces'ını ayarlıyor. Mesela 220 yapınca oyun ağır moda geçiyor. Mesela space atsak. Bak ağır atıyor mu? Anlamadık şimdi. Biraz daha büyütelim. Bak ne kadar ağır atıyor. Ağır çekim. Yani o kadar ağır atıyor ki bu. Özel moda girelim ya. Bak space'e bak. Ağırlığa bak. Tabii ben çok ağırlaştırdım. Bilgisayarım kötüyken bunu 220 yapıyordum. Eskiden oynadığımda. Nerede? Nereye gitti bu script? Burada mı? Bu satır kaç? 2160. Bunu 220 yapıyordum. Bu bana göre idealdi o zamanlar. Eski bilgisayarım için. Yani oyunu ağırlaştırdığı için ben bilgisayarımı biraz kaldırıyordum normalde. Abi seri doluşlar yapıyordum bilmem ne. Aynı zamanda bunu mesela 20 yapınca space hızların artacak. Ama sadece sende artıyor bak. Daha seri atıyor olması lazım. Tabii bugün öyle bir tutukluk yapıyor ki space seri mi atıyor, yavaş mı atıyor belirgin değil. Acaba neden? E çünkü iki tane oyun açmışım. Bak. İki tane oyun açmışım. Ben de diyorum kodlar niye çalışmıyor ya? Of. Bunda şu an hızlı moddayım. Bak bom 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 bom. Seri atıyor. Seri atıyor da bu kasma ne? Bana göre kasıyor yani biraz. Yem atışa bak yani. İyi mi kötü mü belli değil. Kötü mü değil mi? Bana göre kötü tabii. Ama çok hızlandırmışım. Yani bunun orijinal şeyi 120. Başka oyunlarda set delay diye geçiyor. Delay. Veya space bilmem nesi. Bunu yavaşlattıktan sonra bir işe yaramıyor ama kurcalarsınız kendinize. Buradaki sayıları da değiştirebilirsiniz. Kurcalayın bir şeyler var. Sonra başka bu kadar yetmez mi ya? Bu kadar yeterli bence.